Şimdi ikinci hesaplama sistemimiz arkadaşlar. Alan hesaplamaları diyelim. İkinci hesaplamalarımız alan hesaplamaları. Aynı özelliktir arkadaşlar burada. Burada sadece kare değeri olarak alanı hesapladığım için birinde uzunluk hesapladık. Şimdi diğerinde ise alan hesaplaması yapacağız. Aynı formüllerimizin değerleri ve yerinde olan konumları aynı arkadaşlar. Burada sadece kare değeri olacak alan hesaplamasında. İlki gerçek alanın hesaplanması arkadaşlar. Gerçek alanın hesaplanması. Yine aynı şekilde gerçek alan ya kilometre olarak ifade edilir ya da metrekare olarak, kilometrekare olarak veya metrekare olarak ifade edilir. Gerçek alanı bulurken yine ne yapıyoruz? Harita uzunluğumuzdaki gibi, daha doğrusu uzunluk hesaplamamızdaki gibi harita alanı çarpı ölçek paydasının işte burada fark çok önemli arkadaşlar. Karesini alıyoruz işte. Buradaki en önemli noktamız bu arkadaşlar. Ölçek paydasının karesini alıyoruz. Yine aynı şekilde harita alanımız santimetre kare olarak ifade edilir. Ölçek paydamız yine aynı şekilde santimetredir. Burada formülümüz yine aynı şekilde kısaltılmış şekli arkadaşlar. Gerçek alanı bulurken harita alan çarpı ölçek paydasının karesidir. Formülümüz bu arkadaşlar. Kısa olan, kısa şekil olan formülümüz. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Bununla ilgili bir örnek. Aynı sorumuz. 1 bölü kaç diyelim buna? 200 bin ölçekli bir haritada 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada bir tarlanın alanı 5 santimetre kare olarak gösterilmiş ise 5 santimetre kare olarak gösterilmiş ise bu tarlanın gerçek alanı kaç kilometre karedir? Burada önemli olan noktamız bu. Zaten burada belirttik kaç kilometre karedir diye. Uzunluk hesaplamasındaki gibi arkadaşlar burada gerçek alanı bulurken harita alan çarpı ölçek paydasının karesi dedik. Harita alanımız ne kadardı arkadaşlar? Harita alanımız 5 santimetre kare. Burada herhangi bir şekilde bir işlem yapmayacağız. Harita alanı zaten o alan olarak verilmiş arkadaşlar burada. 5 santimetre kare olarak veriliyor. Burada yapacağımız işlem ölçek paydasıdır arkadaşlar. Ölçek paydasının burada değer olarak yazılması. Burada neydi ölçek paydamızsa? 1 bölü 200 bindi arkadaşlar. 200 ve bunun karesi. Bu şekilde almamıza gerek yok. İşte işlemlerde pratik olarak yapacağımız işlem şurada hemen yine 5 tane sıfırını silip arkadaşlar 5 çarpı 2'nin karesi olarak aldık. O da ne yaptı? 5 çarpı 4 ne yaptı? 20 kilometre kare. İşlemlerdeki pratik olan yöntemimiz yine bu şekilde arkadaşlar. 200 binin hemen 5 tane sıfırını sildik. Kilometreye çevirdik. Karesini aldık ve 5 santimetre kareyle çarptık arkadaşlar. Bir başka metre ile ilgili olan örneğimizi verelim. Çünkü genelde bu gerçek uzunluk ve alan hesaplamalarında metre ile ilgili geliyor. Şimdi bu yaptığımız kilometre kare hesabıydı. Bir de metre kare hesabı yapacağız. Bir tane bir örnek de öyle yapacağız. Şimdi diğer ikinci örneğimiz. 1 bölü 300. Dikkat edelim bak sayıdan hemen anlarsınız arkadaşlar. Hangi rakam neyi istediğini, metreyi mi, kilometreyi mi istediğini. 1 bölü 300 bin ölçekli bir haritada 1 bölü 300 ölçekli pardon 1 bölü 300 ölçekli bir haritada bir havuzun alanı 2 santimetre kare olarak gösterilmiş ise
gösterilmiş ise bu havuzun gerçek alanı kaç metre karedir? Burada dikkat edeceğimiz kaç metre karedir? Şimdi hemen yine kısaltılmış şekilde yazıyoruz. Gerçek alanı bulurken harita alan çarpı ölçek paydasının karesi. Harita alanımız neydi arkadaşlar burada? Şurada 2 santimetre kareydi. 2 santimetre kare. Ölçek paydamız neydi burada? 300 arkadaşlar. 300 ve bunun karesi. Yine aynı şekilde hemen pratik olarak 2 tane sıfırımızı siliyoruz. 2 çarpı 3'ün karesi. O da 2 çarpı 9. Bu da ne yaptı? 18 metre kare. Demek ki havuzumuzun alanı yaklaşık olarak 18 metre kareymiş. Metre ile ilgili olan işlemimiz de bu arkadaşlar. Gerçek alanla ilgili. Şimdi gelelim diğer ikinci alan hesaplamamıza. O da harita alan hesaplamamız. İkincisi harita alan hesaplaması. Yine aynı şekilde uzunluktaki gibi arkadaşlar formülize edilisi aynı. Gerçek alanı bulurken gerçek alanı bulurken ölçek paydasının karesini alacağız. Yine aynı şekilde burada ölçek paydasının karesini alacağız. Hemen bir örnek yapalım bununla ilgili. Şöyle yine 1 bölü 800 bin ölçekli bir haritada gerçek alanı ne kadar diyelim buna? 400 kilometre kare olan 400 kilometre kare olan bir ilçenin haritadaki alanı kaç santimetre karedir? Burada kaç santimetre karedir? Hatta 200 bin değil de şöyle yapalım arkadaşlar. 800 bin değil de 200 bin olarak yapalım bunu. Daha pratik, daha net bir sayımız çıkar ortaya. Şimdi harita alanımızı bulurken gerçek alan bölü ölçek paydasının karesi dedik. Gerçek alanımız ne kadardı arkadaşlar? 400 kilometre kareydi. Ölçek paydamızdaki rakamımız neydi burada? 200 bin santimetre. Bunun da karesiydi. Yine aynı şekilde pratik olarak yapacağımız işlem, buradan 5 tane sıfırımızı sildik arkadaşlar. 400 bölü 2'nin karesi. O da ne yapar? 400 bölü 4. O da 100 santimetre kare olarak buluruz. Yine aynı şekilde en pratik yoldan işlemimize ulaştık. Son olarak ölçek alan hesaplaması diyelim. İşte burada biraz daha farklı olan bir yöntem izleyeceğiz. Üçüncüsünde ölçek alan hesaplamasında burada bazı karesini özellikle sadeleştirmek için, santimetreyi bulabilmek için burada bir özellikle bir karekök sadeleştirme işlemi yapıyoruz. Burada bulurken harita alan bölü gerçek alanın kök içinde ifade edilmesidir arkadaşlar burada. Ölçeği bulurken niye kök içinde alıyoruz bunu? Çünkü o karelerden sadeleştirirken arkadaşlar santimetreye gidebilmek içindir bu. Bir örnek yapalım hemen bununla ilgili. Örneğimiz şöyle. 81 kilometre karelik bir arazinin
bir arazinin haritadaki alanı 9 santimetre kare olarak gösterilmiş ise bu haritanın ölçeği nedir? Bu haritanın ölçeği nedir? Formülümüz neydi arkadaşlar? Ölçeği bulurken, ölçekteki alanı bulurken harita alan bölü gerçek alanı kök içinde ifade ediyorduk. Şimdi burada bizim harita alanımız kaç santimetre kare? Burada harita alanımız 9 santimetre kare. Gerçek alanımız ne kadar arkadaşlar? 81 kilometre kare. Bunları kök dışına arkadaşlar sadeleştirerek çıkaracağız. Bunlar kök değeridir zaten. Genelde o şekilde verilir. Bunlar kök dışına şöyle çıkar. 3 santimetre bölü 9 kilometre olarak çıkar arkadaşlar kök dışına. Bunları yine sadeleştiririz. Bu 1 santimetre bölü 3 kilometredir arkadaşlar. Biraz önce yine göstermiştim. 1 santimetre bölü 3 kilometre diye bir ölçek değerimiz yoktu. Biz bu 1 santimetreyi arkadaşlar, 1 santimetreyi kilometreye değerini santimetreye çevireceğiz. 1 santimetresi 3 kilometre olan bir değerin kilometrenin 5 tane sıfır eklediğim zaman 1, 2, 3, 4, 5. 1 bölü 300 bin olarak buluruz. Dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar 1 bölü 3 diye bir ölçek değeri, kilometre değeri olarak bir ölçek değeri yoktur. Bunu her zaman için santimetreye çeviririz. Ölçekle ilgili son bir tane soru. Çünkü o genelde bazen mesela sorularda göreceksiniz alan hesaplamalarındaki ölçek sorularında size şey vermeyecek. Santimetre olan harita alanını vermeyecek. Santimetre kare olan harita alanını vermeyecek. Şöyle bir tablodan isteyecek arkadaşlar sizde onu. Yani tablomuzda genelde şöyle şekilde oluyor. Mesela şurası birinci taralı bölgemiz. Şurası ikinci taralı bölgemiz. Şurası yarım değerde. Bakın dikkat edin buna, yarım değerde taralı alanımız. Şurası da aynı şekilde yarım değerde taralı alanımız. Sorularda da genelde şöyle verecek. Şurası 1 santimetre. Şurası da 1 santimetre. Çarptığım zaman 1 santimetre kare. Ama dikkat edin bunlar yarım yarım arkadaşlar. Şurası yarım. Şu kısım yarım. Şu kısım tam. Bu kısım tam taralı bir alan. Bu kısım da yine tam taralı alan. Bu kısım da yarım taralı alan. Tam değil bunlar. Soruda şöyle diyor arkadaşlar. Örnek olarak yukarıda verilen taralı alanın arkadaşlar, taralı alanın, dikkat edelim, taralı alanın gerçek alanı burada taralı alanın gerçek alanı 16 kilometre kare ise, bakın 16 kilometre kare ise bu haritanın ölçeği nedir? Bununla ilgili çok soru çıkacak karşınıza arkadaşlar testlerde ve denemelerde. Dikkat edin bak, burada ölçekteki alanı bulurken formülümüz neydi? Harita alan bölü gerçek alandı. Şimdi burada gerçek alanımızı vermiş zaten. 16 kilometre kare demiş bize burada. Ama dikkat edin, harita alanımız yok arkadaşlar. Burada biz harita alanını biz burada kendimiz bulacağız. Buradaki taralı alandan bulacağız arkadaşlar. Taralı alan zaten santimetre kare değeri olarak harita alanımızı verecek. Şimdi şuradaki alanımız arkadaşlar şu. Buradaki karelerin doğrultusundaki alanlar. Şu 1 santimetre 1 santimetre zaten şu değerimiz arkadaşlar. Burası 1 santimetre karedir zaten. Burası. Şurası 2 santimetre
kare değerimizdir arkadaşlar. Şurası da yarım bir değer olarak yarım. Şurası da yarım. Topladığımız zaman arkadaşlar bu ikisini, şu ikisini, burası 3 santimetre kare olarak değer yapar. Demek ki toplamda bizim buradaki alanımız neymiş arkadaşlar? 3 santimetre kareymiş. Formülize ettiğimiz zaman buradan 3 santimetre kare bölü 16 kilometre kare diye buluruz. Dediğim gibi burada yapacağımız işlem arkadaşlar şuradaki taralı alanın buradaki değerlerini hesaplayabilmek. Önemli olan nokta bu.